Bir kere bana ait fikir ne demek? Onu bir herhalde ameliyat evet, etmek an lazım. Analiz diyelim, parçalarla evet. koparalım. Yani fikir, <laughs> Çok zih zihinde bu oluşan açıklamalar, yordamlar, yöntemler <laughs> ya da sonuçlar. Bize ait olan hiçbir şeyin olmadığı bir dünyada yaşadığımızı daha önce konuşmuştuk. Yani hiçbir şeye sahip olamıyorduk bu dünyada. Acaba fikre sahip olabiliyor muyuz? Ona bakalım. Yani bir kere dili bile başkalarından öğreniyoruz. Kullandığımız kelimeleri, anlamları, onların karşılık geldiği yaşamsal karşılıkları. Hep başkalarından örnek alarak, kesinlikle kendimiz icat etmeden ediniyoruz. Bir kere bu zaten dışarıdan gelen bir şey. Artı o öğrendiğimiz dilin anlam kalıpları hem başkalarından öğrendiğimiz hem de öğrenirken çarpıttığımız şeyler. Yani kendi deneyimlerimiz cinsinden de onları böyle bir ağzını burnunu bir tarafa kaydırıyoruz. Ve kendimizce ona başka bir anlamlar yüklüyoruz. Fakat köken hep dışarıda. Dili böyle öğrendiğimiz gibi adına fikir dediğimiz her şey, kanaat dediğimiz her şey de dışarıda gözlemlediğimiz ya da duyduğumuz bu şeylerden besleniyor. Yıllar önce şeyin arızasını yaşardım. Yani kitapları okuyorum ulan hiç hatırlayamıyorum kitapları falan diye çok ciddi sıkıntısını çekerdim bugün bir aralar. Sonra bir Cemil Meriç'in işte galiba bu ülkesini okurken birçok insan sırf hafızası kuvvetli olduğu için orijinal düşünür olamaz diye bir lafını okumuştum. Oh dedim bir rahatladım şöyle. O da açıklamasında da şey var. İnsan o fikirleri alıp birebir bir kayıt cihazı olmadığı için doğrudan kaydetmez. Onların özünü bir şekilde özümser ve özümsediği şeylerden aslında yeni hamurlar, yeni karışımlar yaratarak menşeyi belirsiz olan bazı kanaatler üretir. Aslında zihnin çalışma sisteminde dışarıdan beslenme ve o beslenmeyle ortaya bir şeyler çıkarma meselesi var. Şimdi burada bence kritik olan şey şu. Bu kadar fazla kanaatin üzerimize yağdırıldığı ve bizde hakikaten kanaat üretmek için çalışan sistemlerin bayağı faal olduğu bir zamanda, biz bugün bir film seyrettiğimizde sadece bir film seyretmiyoruz. Bir sürü kanaat alıyoruz. İyiler ve kötüler hakkında, faydalılar zararlılar hakkında, işte nasıl diyelim havalı olan ve ezik olan hakkında böyle bir sürü imajlar doluyor zihnimize. Ve eğer dikkat etmezsek çok maruz kaldığımız medya kanallarının felsefesiyle dünyaya bakmaya başlıyoruz. Ya da çok takip ettiğimiz kişilerin tarzı, hareketi, kanaatleri, kararları, alışkanlıkları bize geçebiliyor. Şimdi bu toplamda baktığında hani çok kaotik bir şey. Bunların her birini ayrı ayrı analiz edebilme imkanı yok ama bu soruyu sen masaya koyduğunda benim aklıma ilk şu çözüm geldi ve sana hemen çekimden önce demiştim sırf e, soru bile bende aydınlanmaya sebep oluyor. O gün de olmuştu. Bir konu hakkında kişisel deneyimle, özellikle yanılmayla elde ettiğim bir bilgiden çıkarttığım bir kanaat ya da fikrin varsa orijinaldir, endişe etmeyebilirsin. Ama şöyle başlıyorsa bir şey ya. Bunu herkes bilir abi, bu böyledir. Hemen burada nereden biliyorsun sorusunu sormanın tam vaktidir. Genel geçer. Hayatımızda birebir deneyimlemediğimiz konularla ilgili taşıdığımız fikirlerin hepsi yapıştırma, hepsi import, hepsi ithal malı, hepsi yabancıdır ve bize ait değildir. Bizde ürememiştir onlar, bizde yoğrulmamıştır bizim zihnimizde. Bizde yorulmuş olan hangisi? Mesela diyelim ilişkilerinle ilgili bir deneyimin var. Diyelim ki hasta bir kız arkadaşın olmuş, belli bir hastalığa sahip. İşte onunla belli bir süre mücadele etmişsiniz, atlatmışsınız, geçin böyle kötü bir deneyimimiz var. Yarın bir gün bir erkek bir başka erkek bir arkadaşın geliyor diyor ki ya benim işte kız arkadaşımda şöyle bir sorun var diyor. Sen daha önce yaşadığın sorundan aldığın deneyimle diyorsun ki ya bence şöyle bakabilirsiniz olaya. Bu senin kendi deneyimlerinden ürettiğin bir fikir, bir çözüm, bir yol olduğu için hem orijinal hem de muhtemelen oraya çok daha oturan, oradaki gerçek hayatta çok daha işlevsel bir karşılığı olabilecek bir çözüm yolu oluyor aslında. Biz genellikle neyin üzerine kavga ediyoruz bugün? Mesela tamamen taşıma fikirler üzerine. Twitter bunun şey cenneti biliyorsun. Biri diyor ki mesela işte demin o dindarlık de geçmişti az evvel. Yani Allah böyledir. Ne biliyorum birader. Gördün mü, konuştun mu? Yani öyle olduğunu ne biliyoruz? E, öyledir. <laughs> yani o kadar emin ki. Yani Allah gibi soyut bir kavramdan bu kadar emin olmak zihinsel bir hastalık işareti aslında. Ama çok emin. Ya da efendim işte atalarımız böyleydi. Alo. Atalarını nerede gördün? Hangi güvenilir kaynakta bunu bu kadar net görmüş olabilirsin? Bunlar bizim zihinsel sığınaklarımız, fikir zannettiğimiz sığınaklarımız. Orada kendimizi rahat hissediyoruz. Ee, bunun dışına çıkma daha önceki öğrenilmiş çaresizlik meselesiyle alakalı. Onun dışına çıksak ne diyeceğimizi bilmiyoruz çünkü. Ve bu fikirler zararlı. Bu fikirler düşünceyi kitleyen, eğer senin zihninde yorulmamışsa her türlü fikir düşünceyi kitler. İnsanın kendisine Hayat ormanında yol bulması konusunda ciddi bir yetersizlik sağlar.